Merhaba. Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Ee, çok e, önemli olaylar oluyor Türkiye'de ve gayet sakin bir adım geri çekilelim. Şimdi önce benim bir bir sorum var. Hepinize düşünmeniz için gerekli olan bir soru. Gayet sakin, az konuşacağım ama öz konuşmaya çalışacağım. Sonra hemen sevgili Yanar daha vereceğim. onu da söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Önce soru şu. Çok basit bir soru soracağım. Bugün aslında. Benim kendi internet sistemim var www.kongar.org oraya her hafta pazartesi günleri kısa bir şey yazıyorum. Gazete yazılarımdan çok farklı bir şey yazıyorum. Bugün oraya böyle 10-11 tane soru sıraladım. Sizce dedim bu soruların hangisi önemlidir, önem sırası nedir, hangisi hangisiyle örtüşüyor, hangisi hangisiyle ilişkili filan diye. Şimdi onları uzatmadan iki soru soracağım. Sizce, sizce? Doların 10 liraya doğru koşması ve buna sebep olan kararın bilerek, isteyerek, <laughs> tam müten yani, e, kasten alınmış olması hiç bunun kuşkusu yok. Çünkü bu ta şeyden beri, e, geziden beri, şimdi onu söyleyeceğim zaten, gezi direnişinden beri devam eden bir şey. Yani habire e, işte Erdoğan şey diyor, e, faiz diyor, sonuç değil, sebeptir, faizi indirirsem enflasyon düşer, hayat pahalılığı iner diyor. Bunun böyle olmadığı çok defalarca söylendi. Muhakkak kendisinin de değerli danışmanları vardır ekonomide. Merkez Bankası Başkanları o yüzden paldır küldür değişti. Naci Abal vardı, o saygın bir maliyecidir. Yani öyle şeyler. yani Hem teori, hem bilim, hem de deneyimler kaç defa aynı şey oldu. Kaç defa Merkez Bankası faizi düşürdüyse, dolar fırladı. Doların fırlaması Türkiye ekonomisi maalesef tarım dahil ithalata dayalı olduğu için, ihracat da ithalata dayalı olduğu için. Çünkü ihracat işte otomobil filan deniyor. Otomobilin yedek şey yedek diyor. Otomobilin parçaları, yedek parçaları da tabii dışarıdan geliyor zaten filan. Yani hani ihracatımızı arttıralım diyorlar. Yani dolar artınca hani doların değeri yükselince Türk lirası ucuzlar. Dolayısıyla hani e, yabancılar daha ucuza mal alır filan laf onu yabancı zaten bizden iyi izliyor Türkiye'deki piyasayı. Öyle bir fiyat artışı olur evet. düşünce, fiyat artışı yani fiyatlar <laughs> onlara göre düşünce aynı fiyatı tutmuyor. O da pazarlık ediyor. Daha ucuza daha ucuza satıyor filan. Neyse. Şimdi bilerek ve isteyerek bu sonuçları hayatı pahalılaştırmak mı? ve işte bugün 44 kuruş galiba benzine zam bu müthiş bir şey. Çünkü benzin her şeyde benzin var. Her şeyde. Çünkü lojistik, taşıma. Yani doğalgaz zamlı, elektrik zamlı, enerji, benzin. Bunlar her şeyi arttırıyor. Ek yediğiniz ekmeği arttırıyor. Masanızdan bir dilim peynirinizi, bir dilim ekmeğinizi, 5 tane zeytinizi alıyorlar. Bu mu önemli? Yoksa kavalanın davalarındaki haksızlık ve hukuksuzluklar ve buna batılı ülke büyükelçilerinin gösterdiği tepki ve ona karşı Erdoğan'ın gösterdiği persona non grata, yani bunları sınır dışı ederim, istenmeyen adam ilan ederim tepkisi mi önemli? Soru bu. Bunu bir düşünün bakalım. Yani sizin mutfaktaki tencereniz masadaki kahvaltı veya yemek masanızdaki yemeğiniz filan mı daha önemli? Yoksa bu 10 batılı büyükelçi ile Erdoğan arasındaki Kavala davalarındaki haksızlık ve hukuksuzluklardan dolayı çıkan gerginlik mi önemli? Şimdi benim ona hemen bir cevabım var. Aslında kişisel yaşamlarımız açısından, günlük yaşamın hızı açısından tabii doların yükselişi ve hayat pahalılığının artması daha önemli görünüyor. Ama kişisel varlıklarımızın, şerefimizin, haysiyetimizin korunması açısından haksızlık ve hukuksuzluklar da esasında en az onun kadar önemli. Ama onu her an yaşamıyoruz. Onu ne zaman yaşıyoruz? Bir haksızlığa uğradığımız zaman, bir kabalıkla, bir kaba kuvvetle karşılaştığımız zaman, bir hakkımızı arayıp da o hakkımızı elde edemediğimiz zaman veya Efendim işte yazarsanız, çizerseniz veya siyasetle uğraşıyorsanız iktidarın hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınız zaman uğraşıyorsunuz. O zaman fark ediyorsunuz. Aslında bunlar birbirinden çok da ayrı değil. Ama e, öyle geliyor ki bana bu e, Kavala olayındaki, Kavala davalarındaki haksızlık ve hukuksuzlukların ki hiç kuşku yok orada haksızlık ve hukuksuzluk olduğunda. Onun ön plana çıkması biraz da bu doların yükselmesi ve onun ateşinin yükselmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla ilgili. Şimdi orada çok önemli bir şey var. Önemli olan şey şu. Bu persona non grata meselesi, yani on büyük elçinin sınır dışı edilmesi meselesi çok önemli bir e, diplomatik, uluslararası diplomasi de çok önemli bir hareket. Tabii onun karşılığı da var. Şimdi bunu değerli izleyicilerimiz normal hayatını sürdüren kişiler bilmeyebilir. Siz bir ülkenin büyük elçisini sınır dışı, persona non grata ilan ederek sınır dışı ilan ettiğiniz zaman bunun karşılığı gelir. Yani siz Amerika büyük elçisine persona non grata deyip onu sınır dışı ettiğiniz zaman galiba bir AKP'li milletvekili şeydi Amerika'ya Washington'a atandı. Amerika'da onu sınır dışı edecek. Yani siz kendi adamlarınızın da Altından iskembeyi çekiyorsunuz filan öyle şeyler var. Yani o 10 büyük elçi o. İkincisi e, tabi o büyük elçilerin e, ilk bildirileri, 10 büyük elçinin ortak bildirisiyle en son bu geri adım atıldı filan denen bildiri aynı şeyi söylüyor. Yani bakmayın o geri adım attılar. İşte e, Erdoğan'ın zaferi. Bu birisi bir şey atmış. Tweet atmış sonra silmiş. Ağlayın ağlayın diyor Erdoğan karşıtları için. Yani zaferini kutlamak lazım diyor. Bu arada Anadolu Ajansı'na Cumhurbaşkanlığı gayet garip bir haber. Anadolu Ajansı'nda bir haber diyor ki Cumhurbaşkanlığı çevreleri bu büyükelçi açıklamalarını memnuniyetle karşıladılar ve geri adım diye Medyada geldi. Kendi konuşmasında da hocam şimdi akşam üzeri akşam o da yer adım attılar. Normale girdi diyor Erdoğan. Evet. Hayır, hiç öyle değil. Evet, Bakın neden? De. Neden hiç öyle değil? Şimdi bu en son açıklamadan başlayalım. Şöyle bir hemen şeyden. Yani metinlerden gideceğim. Ben hiç öyle uyduruk muyduruk bir şey konuşmam. Şimdi Türkçe metinde diyor ki bu geri adımda ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle. Ya bize bazı sorular soruldu diyor. Biz de onlar vesilesiyle bir açıklama yapıyoruz. Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ziyaret etmeyi teyit eder diyor. Bu doğru bir çeviri değil. Ziyaret etmeyi teyit eder doğru değil. Bakın neden? Şimdi İngilizcesini okuyorum. In response to questions regarding the statement of October 18, the United States notes that it maintains compliance bakın maintains compliance İngilizce bilenler bunu ben şimdi açıklayacağım. Bütün hikaye o maintaining compliance'dan geliyor. With Article 41 of the Vienna Convention to Democratic Relations filan diye gidiyor. Şimdi bakın it maintains compliance. Bu kadar zaten. Relations'ta bitiyor. Açıklama bu kadar hocam. Evet evet. Twitter açıklaması. Evet. Şimdi bu maintains compliance ne demek biliyor musunuz? Compliance uyumluluk demek şey yukarıda söylediği efendim riayet etmek gibi eski bir Türkçeyle de söylenebilir. Riayet ediyor. Uyumlu compliance kabul etmek. O oradaki ilkelerle uygun hareket etmek demek. Peki maintain ne demek? Devam ettirmek demek. Devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Riayet bakın Türkçe çeviride riayet etmeyi teyit eder diyor. Yanlış riayet ettiğini sürdürmeyi teyit eder. Riayetini sürdürmeyi teyit eder diyor. Şimdi bakın. Uyumunu sürdürmeyi teyit Uyumunu edin. sürdürmeyi teyit eder diyor. Şimdi size bir şey okuyacağım. Hemen. Abi, ödevimi çalışıp geldim. İlk bildiri. Aslında değerli izleyici, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunu okuyunca hemen göreceksiniz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı yaptığı Türkçe ve İngilizce metinlerde durumu kurtarma çabasının hiç de öyle geri adım falan olmayıp Amerika ya ve uluslararası diplomasiye karşı biz dediğimizin arkasındayız ve dediğimizi den geri dönmüyoruz derken Aynen. Türk Aynen. kamuoyuna bak bak teyit ediyor diyor bak riayet edeceğim diyor filan. Bakın şimdi okuyorum. Türkçesini okuyorum. Gene Amerikan büyükelçiliğinden. Bunlar hepsi Amerikan büyükelçiliğinden. Onların şeylerinde İki İstersin. bölümden birinci bölümü okumuyorum. Ee, i̇kinci bölümde işte 10 ülkeyi sayıyor. Almanya, Amerika falan falan. Bir ee, Yeni Zelanda o da ilginç. Büyük elçileri olarak dikkat edin. Büyük elçileri ki büyük elçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle şimdi sıkı durun ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde milli kanunlarıyla uyumlu şekilde diyor. Şimdi peki Viyana Anlaşması'nın, konvensiyonunun 41. maddesi ne diyor? Büyükelçiler bulundukları ülkenin milli değerlerine, işte kanunlarına, şeylerine filan riayet ederler diyor. Kanunlar, yasal şeyler. Yani ilk bildiri de zaten, bildiri de bak tekrar ediyorum bir yanlışlık olmasın. Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde uyumlu şekilde bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Zaten oturmuşlar, konuşmuşlar. Bunu nasıl yaparız diplomasiye ve işte uluslararası kurallara ve Türkiye'nin şeyine göre işte anayasadaki bilmem şey hiç kimse yargıya müdahale edemez falan. Diyor ki yani uluslararası anlaşmalara ki anayasamız diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üst yayın organı üst organı üst onun sahibi olan Avrupa Konseyi anlaşması iç iç hukukun üstündedir diyor anayasa söylüyor ben söylemiyorum yani böyle bir durum var bir şeyle bir Türk ve Amerikan dışişleri mensuplarının bu çok yapılır böyle bir anlaşma imzalanır bir ülkenin dilinde öyle bir laf bulunur ki bir kelime üzerinde oynanır burada da <laughs> maintenance compliance üzerinde devam eder mi, teyit eder mi? Devam ediyor. İlk açıklamasını devam ettiriyor. Bu kadar. Nokta. Gerisi, gerisi işte sizin masanızdan kalkan, kaçan, cebinizden çıkan paralar filan. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel Tamamen ya. katılıyorum. Değerli seyirciler, Yandaş Medya bugün büyükelçilerin geri adım attığını ilan eden hemen haberleri e, alt yazılarla birlikte girdiler. Bütün televizyonlar. Kendilerine merkez medya diyen işte Habertürk gibi televizyon kanalları da buna girdi. Akşam üzeri yani bu büyükelçilerin elçilerin biraz önce e, Emre hocanın okuduğu e, ki Amerika'nın yaptığı bu açıklamayı hocam diğer büyükelçiler olduğu gibi tekrar Evet. Aynı açıklama. Yani 10 büyük ardından Hollanda, Almanya vesaire aynı açıklamayı e, yine. Yani işte e, ABD yerine Almanya'yı koyun, Finlandiya'yı koyun, Hollanda'yı koyun. 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder dedi. Bizim edindiğimiz bilgi şudur değerli seyirciler. Türk Dışişleri bürokrasisi. Büyük bir başarı. Evet, <laughs> bürokrasisi. Evet. Erdoğan tarafından çukura itilen Türkiye'yi oradan çıkarabilmek için bu büyükelçilerle temas kurup aynı kalıpta bir açıklama yapmalarını rica etmişler. Rica etmişler. Yani Erdoğan'ı ikna etmeye çalışmışlar bu bir felakete yol açar. Bu kararınızı geri alın. Erdoğan ve diğer ülkeler arasında bir bürokrasi, dışişleri bürokrasisi, diplomatlar ki o klasik diplomatlar bir de. Kendi atadıkları adamların böyle bir yeteneği yok ya da kadınların. Bu ortak açıklamayı ancak bunu yapmayı taahhüt etmişler. Açıklama şöyle. Bu kadar basit Alt üstü. Bu bütün büyükelçilerin açıklaması. Üste Türkçesi, alttaki İngilizcesi. Hocam çok doğru yerden yakaladı ki bugün bize katılan hem Faruk Loğlu hem Oğuz Demiralp hem de e, Washington temsilcisi Yılmaz Polat aynı şeye dikkat çektiler. Bize, biz de haberleri de bunu vurguladık. Çok doğru. Yani e, compliance with zaten bir kalıp. Kalıp. ile uyumlu. Neyle uyumlu diyor burada? Article. Yani e, for Viyana anlaşmasının Viyana anlaşmasının 41. maddesiyle uyumludur diyor. Uyumluyuz uyumlu. Bir de tabii bir uyumlu. Bir de, de notes that diyor. Not notes ediyor. yani not <laughs> not ediyor diyor. Yani yeni bir yeni bir fiil olarak vallahi billahi uyuyacağım filan demiyor. Yani bunlarla uyumlu biçimde davrandığının devamını not eder diyor. Öyle evet. davrandığını devamını devam... bildirir notes. Devamını bildirir. <laughs> Hocamın dediği gibi mind tense. Evet, aynen öyle. Birinci anlamı korumak. 8. 9. 8 ya da dokuzuncu anlamı. Girin sözlüğe göreceksiniz. itaat etmek. Hangisi? Hangisi? Maintenance. Ha, maintenance. Evet. Evet. Maintains, evet. evet. Maintains. Evet. Sürdürmektir. Asıl anlamı, birinci anlamı budur. Korumak diye başka bir anlamı var. Korumak diye çevirseniz bile. Yok, yok, yok. Yani 41. maddesine uymayı devam ettirir. 41. maddesini korur. 41. maddesine uyuma kararını yok yok, korur. Yok burada, burada şey evet. yani, Ama burada, burada sürdürür. sürdürür. Devam burada. Şimdi burada sürdürür. sürdürür. Çok net. Peki niye bunu geri adım diye yorumladılar? Kurtarmak gerekiyor çünkü. Fevri bir davranmış. Fevri bir çıkış. Fiyakalı. Batı'ya posta koyduğunu gösterecek ya. Onu kurtarmaya çalışıyorlar. Yok böyle bir şey. Değerli seyirciler biraz önce e, Emre Bey'in okuduğu ilk açıklama bildiri çok önemli. İç işlerine müdahale etmiyorlar. Tabii. İmza attığınız uluslararası sözleşmeler ve milli kanunlarınızın gereğini yapın diyorlar. O evet, evet. O sözleşmeyi Türkiye imza atmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamış ve dolayısıyla kanun hükmünde bir anlaşma haline gelmiş. İç hukukumuzun bir parçası. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı. Daha doğrusu Erdoğan iktidarı, Erdoğan iktidarı böyle ifade edelim. Erdoğan iktidarı anayasaya uymuyor. Kendi anayasasını ihlal ediyor. Onlar da uluslararası sözleşmenin gereğini yerine getirin. Burada kanunsuz bir suç üretiyorsunuz diyorlar. Türkiye'nin de hakkı olan bir sorumluluğu hatırlatıyorlar. Yani Türkiye'de pekala Amerika Birleşik Devletleri'ne diyebilir ki bu anlaşmaya göre Uluslararası Birleşmiş Milletler'inde kabul ettiği insan hakları sözleşmesine göre siz oradaki siyahilere zulmediyorsunuz, işkence ediyorsunuz. Bu insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Bunu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüğünüz ve kendi milli yani iç ulusal kanunlarınıza göre bunu önleyin deme hakkına sahiptir. Bu iç işlerine müdahale değil. O yüzden bu açıklama şunu söylüyor sadece. Yer adım atmıyor. Biz biz Viyana <laughs> Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uymayı sürdürüyoruz diyorlar. <laughs> Peki değerli seyirciler. Yani utanmasalar 41. utanmasalar biz birinci şeyimizde de bunu dedik. Birinci madde şu. Birinci hatırlatılma, akılda tutulması ve mutlaka hatırlanması gereken şey şu. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi yerinde duruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda ve diğer ülkelerin Büyükelçileri veya Dışişleri Bakanları Viyana'nın Viyana, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinden habersiz olabilirler mi? Hayır. Ya siz bu 41. maddeye uyduğunuzu bir kere açıklayın biz de durumu kurtararım demişler. Böyle bir zavallılık var işin içinde. Osman Kavala krizi yerli yerinde duruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği süre 30 Eylül'de değil mi hocam? Evet. Şimdi toplanacakları değerlendirecekler. Bu değerlendirme henüz yapılmadan, bir ceza, bir başka yaptırım kararı çıkmadan bunu uygulayın diye yapılmış bir Ortak açıklama, Dışişler Bakanlığı'na bildirmiş bir açıklama var. Bir de 41. maddeyi okursanız, bakanlar, ilgili bakanlar veyahut o bakanları temsil edilen büyük elçiler arasında bu ilişki olur diyorlar. Zaten geliyorlar, Türk Dışişlerine söylüyorlar bunu. Ortak açıklamayı ya da çağrıyı gelip Dışişler Bakanlığı'na yapıyorlar. Burada yandaş medyanın çabasıyla bir durumu kurtarma e, girişimi var. Şimdi Cumhurbaşkanı da ne diyor? Bugün büyük elçiliklerden yapılan açıklama açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür diyor. Yok böyle bir şey Sayın Erdoğan. Size doğruyu söylemiyorlar. Veya siz böyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bir Amerikan projesi olarak kurulan ve iktidara taşınan bir partinin böyle bir gücü de yok. Siz böyle bir şeyi hiç 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 kimseye inandıramazsınız. Burada bir geri dönüş yok. Biz 41. madde uyuyor, 41. madde uyuyoruz diyorlar. 41. madde yerinde duruyor zaten. Bundan habersiz olabilirler mi ya? Böyle bir şey mümkün mü? Bir de çeviri işte teyit eder. Yani açıklamaya bakar mısınız? Çeviriye. Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. Sanki buna daha önce riayet etmemişler. Yani uymamışlar. <laughs> artık bundan sonra uyacaklarını teyit ediyorlarmış gibi sunuyorsunuz. Yok böyle bir şey. Bu anlaşma, bu açıklama bunu söylemiyor. Burada elimizde iki satırlık. Acaba yanılıyor muyuz diye sözlüklere de baktık bunun çevresinde. Hocam okudu tekrarlamaya gerek yok. Anlaşmayı, bu anlaşmayla uyumlu olmayı sürdürür diyor. Zaten biz uyumluyduk, uyumlu olmaya da devam edeceğiz diyor. Bu kadar. Yanlış bir şey yapmadık diyor bu an, bu açıklama. Yani Dışişleri Bakanlığı'na Osman Kavala'yı serbest bırakın. Çünkü bu kanunsuz yere tutukluyorsunuz demekle biz bir hata yapmadık diyor. Yılmaz Polat şimdi biraz sonra bizden sonra e, anla manşet programına katılacak. Bu arada da belirtelim. Arkadaşımız Tuncay Molla, Veys, Molla Veysoğlu olur rahatsız. Rahatsız olduğu için bir kendisini karantinaya almış durumda. Aa, e, ee, Covid değildir inşallah. Tekrar bir test yapacak yapılacak. İlki negatif çıktı. Ama ailede bir COVID var. Ee, oğlu Hay Allah, Umut. Ee, olsun. Ona Büyük da çok geçmiş olsun. olsun diyoruz. Dolayısıyla kendisini karantinaya aldı. Ee, ama kendi sağlığı iyi. Kendisiyle konuşuyoruz. Onun yerine Evren kuş sunacak anında manşet programını. Yılmaz Polat anında manşet programına katılacak. Washington temsilcimiz ve orada açıklayacak ve anlatacak. Amerikan dışişleri, Türk dışişlerinden Osman Kavala yanıtını bekliyor hala. Bu açıklama yanıt bekleme durumunu değiştirmiş değil. Sadece Türk Dışişleri Bürokrasisi e, Tayyip Erdoğan'ı kurtarmış oldu. Nereye geldik? biraz önceki durumun durumla aynı çizgiye başa geri dönmüş evet. oldu. Buyurun hocam. Girdi. Harika. Şimdi geldi. Tam resmi açıklama geldi arkadaşlar. Evet. Hollanda Büyükelçiliği'nden açıklama yapılmış. Bakın Türkçesini tam okuyorum, tam benim anlattım. Diyor ki Hollanda, diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygunluğunu sürdürdüğünü kaydeder. Sürdürüyor. Maintains, complies de diyor. Yani... Maintains, sürdürmek zaten. Evet, evet devam ediyor. Compliance ya, o, o tutumunu uygunluğun. korur, o tutumunu evet. devam ettirir. Yani uygunluğunu sürdürdüğünü kaydeder. Not eder, not eder. Yani şimdi bu tabi. Yanlış şimdi. bir şey yapmadık diyorlar. <laughs> yani evet evet. Birinci bildiriyi. Yani Değil onun ya. arkasında duruyorlar evet. değerli seyirciler. Açıklama bu. Evet. Açıklama bu. Bunun arkasında duruyorlar. Burada bir çift laf edeceğim hocam size bırakacağım. Buyurun rica ederim. Buyurun, Yandaş buyurun. medyanın yanı sıra haber Türk gibi, CNN Türk gibi, NTV gibi sanki merkez medyaymış gibi davranan sanki tarafsız gibi davranan bir takım medya sahtekarlıkları da var. Medya sahtekarları da var. Burada hakkıyla gazetecilik yapan arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Onlar da aynen böyle yorumladılar. Aynen böyle yorumladılar. Ve Sayın Erdoğan da kalktı bu yönde konuştu. Birlikte ya birlikte hazırladılar ya kendisine yanlış bilgi veriliyor ya da dışişleri bürokrasisi Sayın Erdoğan'ı kurtarmaya çalıştı. Buyurun hocam. Evet. Şimdi ben bunu... E, çok güzel şu Hollanda hocam onu tekrar edin isterseniz. <laughs> çok çok güzel. evet diplomatik yani tam geldi zamanda geldi. Evet, diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygunluğunu sürdürdüğünü kaydeder. Evet, tam Türkçesi <laughs> Türkçe bu işte. Türkçe çeviri bu, doğru Türkçe ee, çeviri bu. bu aslında bu Hollandalılar da ben çok kızıyorum çünkü Serrebleniska katliamında onların maalesef e, parmağı var. Yani Olmaz e, olur mu e, hocam? Yani o, Bunların o, hepsi sömürgeci o ve emperyalist ülkeler hepsi. O korkunç katliam hepsi. sırasında oradaki katliama Bıraktığın durdurmayı izin veren Birleşmiş Milletlerin komutanı Hollandalıydı bir de ona madalya verdiler. Onu hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. Yani bu onun için hiç gözümde. Bunlar sömürgeci de, oluyor. Hiç hocam hiç hepsinde de, insanlık de, ayıbı var ellerinde. İşte Hollanda, Belçika bunlar Ezilen hep şey, halkların kanı var. E, tabii e, Kongo'ya bakın, Şe'ye bakın, <gülüyor> <gülüyor> olan, Yani bunlar. Neyse. Yani o, o da neyse. O bir başka mesele, başka bir konu. Bir gün onları konuşuruz. Şimdi gelelim bizim kavalar olayına ve Dolara. Şimdi değerli izleyiciler, iki küçük şey daha müsaade ederseniz. Tabii ki hocam ne Bu demiş. konuda bunlar çok önemli. Yani ne olup ne bittiğini anlamalık için değerli izleyiciler, tarihi perspektif içinde bakacaksınız. Şimdi birinci tarihi perspektif, bu Kavala olayının haksızlık ve hukuksuzluğuna karşı hem Erdoğan'ın, pardon sırayla, hem önce dışişlerinin yaptığı açıklama, sonra Erdoğan'ın yaptığı açıklama, Sonra da HSK'nın yaptığı açıklama. Her üçünün de bir tane ortak noktası var. Kendi üsluplarına göre yapıyorlar. En kısası HSK, en diplomatik gibi olanı dışişleri, en sert ve böyle esen gürleyen şey de Erdoğan'ın açıklaması. Üçünde de ama aynı nokta var. Erdoğan diyor ki Türkiye'de diyor yargı hem bağımsız hem çok adildir diyor. Dışişleri de aynı şeyi söylüyor. Yargı bağımsızdır diyor. Bugün HSK açıklamış ve bir de işte şu anayasanın meşhur 138. maddesi. Kimse e, yargıya emir veremez, talimat veremez. Şimdi bir adım filmi bir bi, böyle bir geri sayalım, geri saralım e, ve efendim hatırlayalım. Yani Rahip Brunson, Rahip Brunson'a ne dedi Sayın Erdoğan? Bu can bu tende oldukça... Bu casusu bırakmam dedi. Bu bu rahibi bırakmam. O da yalnız yani. zaten. Madem yargı bağımsız, sen, niye karışıyorsun ki sen? Ya, ya. Dedi, dedi, evet. dedi. Sonra Trump'la bir takım telefon vesaire konuşmaları sonunda paldır küldür kimse ne olduğunu anlayamadan yargıdan da aynı mahkemeden garip kararlar çıkarak kalktı hop böyle evine evinden uçağa bindi ve Trump Abi. büyük bir şaşayla işte kurtardım dedi. Haddi tedbir bile uygulamadılar değil mi hocam? <laughs> bir de bir de bir de Erdoğan'a da teşekkür etti. Yurt dışına çıkış yasağı aynen. bile koymadılar. Evet, bir de Amerikan basınının önünde, dünya medyasının önünde bak dedi, rahibi kurtardım. Aynen. Ee, aynen. Ve Erdoğan'a da teşekkür etti. Erdoğan, rahib temasını da kurtardı. Derken bir Deniz Yücel olayı çıktı. Türk kökenli bir Alman vatandaşı onu açıkça suçladı Erdoğan. Casus bu dedi. Öbürünü de suçlamıştı ya. Ona ama bu casusu bırakmam filan dedi. Merkel'le birkaç konuşma, telefon filan. Paldır küldür. o da yani mahkemeye çıkıyor. Duruşması var. Orada birdenbire bir karar alınıyor. Bir karar daha filan. Onun ayrıntılarına girmiyorum. Bunlar hepsi tarihe geçti. Ders olarak okutulacak. Paldır küldür. o da çıkıyor. Havaalanında belki uçağa biniyor gidiyor. Onun ülkeye girişi filan ben izleyemedim. Çok olay olmadı belki yani. Trump müthiş bir gösteriye dönüştü. Şimdi o Hocam, yüz... her yerde böyle sahtekarlıklar var. Biraz sonra çok önemli bir kaos planını açıklayacağım evet. İktidarın ve İslamcıların. Doğru. Her şimdi, yerde yapıyorlar. Şimdi bunu. yani o bu, bu, anayasanın 138. maddesindeki şey lafta kaldı. Tekrar anayasaya bakıyorsunuz. Ya bu anayasaya göre madem anayasa yargıya müdahale edilmez, bağımsızdır filan diyor. Peki koruyan maddeler var mı bakıyorsunuz. Bütün yargı organları baştan sona Anayasa Mahkemesi'nden HSK'ya, oradan Yargıtay'a, şuna buna hepsi tek kişinin emrine, tek kişinin isteğine, tek kişinin yönlendirmesine bağlı. Hepsi. Yapıları öyle, öyle kurdular. Onun için bu anayasa, ucube anayasa diyoruz. Ondan sonra bir maddesinde de yargı bağımsızdır, kimse karışamaz diyor. Millet tabii gülüyor yani. Aynen işte o neyse işte yani Cumhurbaşkanı'nı tam yetkili yapıyor bu anayasa. Her konuda tam yetkili ve hiçbir sorumluluğu yok. Hiçbir sorumluluğu yok. Ona, göre, ona, ona bir şey söylediğiniz zaman hakaretten sizi paldır küldür içeri atıyorlar. O çünkü partisiz cumhurbaşkanına göre yapılmış. Şimdi bu işin bu şey tarafı, e, Kavala davası tarafı. Ayrıca davada kısa bir açıklama, hatırlatma yapayım. Onu da hepiniz biliyorsunuz ama bir daha hatırlatayım. O kadar büyük haksızlık ve hukuksuzluk var ki hem maddi delil yok hem hepsi böyle bir takım iddialardan ibaret. Hem de önce yani beraat etti. Beraat etti çıkacağı beklenirken daha önce beraat ettiği bir başka davadan ikinci bir dava açılıp içeride tutuldu filan. Yani diyorum ya vaka olarak ileride hukuk tarihinde okutulacak bir olayın konusudur kavala. Şimdi gelelim çok kısa hemen veriyorum sevgili canlar Doların geçmişine bakalım. Değerli izleyiciler bu Kasti dedim ya, teammüden kasti demek. Kasti faiz indirimi ve faiz indiriminden sonra dolar artışı hep dış güçlere bağlanmış. Şimdi bunun ilk dış güçlere bağlanışını siz unutmuşsunuzdur. Biz Aykut ve bizim ile şimdi Cumhuriyet'in yönetmeni olan arkadaşla o zaman şeydi, e, muhabirdi, e, yurt haberlerin başındaydı. Ve birlikte bir kitap yazdık, Gezi direnişi diye ve o kitabın alt başlığı da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak idi. O sırada dolar 1.80'di. Gezi olayından sonra 1.90'a çıktı. 10 kuruş. 10 kuruş. Uuu iktidar yani 1.80'den 1.90'a çıkıyor. <laughs> 2000, 2013. 2021'de 9 şimdi geleceğim oraya da 9, 9, 90. 9 80'den 90'dan 960'a 50'ye indi diye. Neyse şimdi ona da indi diye aldatıyorlar. Dolar ateşini söndürdü, hızını kaybetti. Neymiş? 980'den 90'dan 960'a inmiş ya. Yani Allah'tan korkun derler. Neyse. Geziyle başladı bu. Dış güçler. Bunlar geziyi yapıp bir de bize saldırıyorlar. Ekonomimizi çökertecekler. Bakın ekonomimizi çökertecekler. Aynı sözleri Branson olayında şurada burada yani hatırlayın Washington portakalları bilmem İtalyan şeyleri yani Macron'a neler söylendi? Nasıl dış güçler bize yıkmak istiyor dendi. Amerika, Fransa efendim benim yani şimdi bir döküm yapsak bıçaklamadığımız ya iPhone'ların sahte telefonlarını toplayıp ezdiler, bir şeyler yaptılar Amerika'ya kızgınlıkta. Hepsi bu bilerek ve isteyerek faiz indirimi ve dolar oynaklığı sıralarında dış güçler üzerine olayı yıkmak için. Ne tesadüf? Bakınız yandaş gazetelere filan birdenbire bu tamamen Merkez Bankası'nın faiz indirimine bağlı olarak doların yükselişi her taraftan bu krize bağlanıyor. Çünkü dış güçler bizi mahvediyor. Ama hiç kimse içeride adaletin tecellisine şuna buna dört yıldır orada yatan Kavala'ya veya Selahattin Demirtaş'a falan var. Bir de bunu hatırlatayım dedim. Evet efendim buyurun. Doğru hocam. Arkadaşlar Tugva'nın görüntülerini hazırlarsanız biraz sonra Tugva konusunda da önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, önemli birkaç soru soracağım. Hocam e... Şimdi muhalefete yönelik bir suçlama var. Böyle sanki muhalefet işte bu büyükelçilerin açıklamalarına da çok sevinmişler filan diye. Şimdi bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu değerli seyirciler bir siyasi cinayetlerden endişe ettiğini, siyasi cinayetler işlenmesinden endişe ettiğini söyledi ve bunu bir dizi politikacı kendilerine de böyle duyumlar geldiğini ifade ettiler. Ana muhalefet partisi liderine özellikle iktidarların çözülme dönemlerindeki AKP iktidarı çözülüyor ve hiçbir güç bu iktidarın gidişini durdurabilir durumda değil. Hiçbir gelişmede durduramayacak öyle görünüyor. Bu nedenle bürokrasiden bilgi akışı böylesi dönemlerde, bu geçiş dönemlerinde alabildiğini artar. Bize de birçok bilgi geliyor bu nedenle. Geçmiş yıllarla karşılaştırılamayacak kadar fazla hem de. O bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bu bilgiyi dikkate almak, ciddiye almak gerektiğini başından itibaren söyledik. Öyle değil mi hocam? Evet, tabii. Başından beri. En baştan beri. Şimdi o olaydan ardından kalktı Kılıçdaroğlu yine bence çok önemli bir hamle yaparak bürokrasiyi uyardı. Kanunsuz emre uymayın dedi. Bu bir anayasa hükmü zaten. Anayasanın 37. maddesi. Kanunsuz emirler uymadığınız gibi kanunsuz işlere imza atmayın dedi. Bunu da yine bürokrasiyi tehdit etmek, onlara e, gözdağı vermek, devlete müdahale falan diye yorumladılar. Büyük bir telaş kapladı her tarafı. Belli ki iktidarın bir kaos planı. Yani seçimleri erteletmek, seçimleri yaptırmamak, seçimlerden kaçmak, milli iradeden çok göklere çıkarttığı çıkarttıkları milli iradeden kaçmak, yani seçmenden kaçmak gibi bir planları var. Belli. Bu planı bugün ifşa ettiler. Kim ifşa etti? Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde kim ifşa etti? İbrahim Karagül. İbrahim Karagül Yeni Şafak gazetesinde bir köşe yazdı. İbrahim Karagül sadece Yeni Şafak gazetesinin değil, iktidar çevrelerinin de en önemli kanaat önderlerinden, yazıcılarından biri. İbrahim Karagül buralarda yayın yönetmenliği yaptı. İktidarın fikir üreticilerinden biri. Şöyle bir köşe yazısı. Ben, ya çizili yerler, renkli yerler bana ait. Şöyle bir köşe yazısı. İbrahim Karagül'ün köşesi. Şimdi ben buradan hocam müsaadenizle Ama bir iki paragraf şey, okuyacağım. Diyor gayet, ki, gayet, gayet iyi, diyor tabii. ki korkunç yıpratıcı intikamcı bir organize saldırının ivmesi sistematik biçimde tırmandırılıyor. Böyle bir saldırı geliyormuş değerli seyirciler. Korkunç korkunç yıpratıcı intikamcı bir organize saldırı hamlesi geliyormuş. Siyasi tahammüllerin, arayışların, rekabetin, seçim hazırlıklarının, siyasi kültürün çok dışında, çok geniş bir çerçevede yürütülen, organize bir çalışma yürütülüyor. Kim yürütülüyor Sayın Karagül? Kim yürütüyor bunu? Kim yapıyor? İstihbarat elinizde, devletin olanakları elinizde, polis elinizde, savcılar elinizde, adli elinizde. Ne biliyorsan git oraya ver bakalım. Hani söylüyor ya Sayın Erdoğan. Madem siyasi cinayet işlenebilir diye endişeniz var. Elinizde ne varsa savcılığa gidin diyor ya. Niye gitmiyorsunuz? Kendi yapacakların, hocam ifşa olan, deşifre evet. olan, kendi yapacakları, kendi yaratacakları kaosu sanki karşısındakiler, muhalefet, demokratik muhalefet, ulusal ve demokratik muhalefet bunu yapacakmış gibi suçu yüklemeye çalışıyorlar. Ya yani işleyecekleri suçu, tahammüden işleyecekleri suçu, yaratacakları kargaşayı, iç kargaşayı, çatışmayı ya da kaosu muhalefete yüklemenin hazırlıklarını yapıyorlar. Suç üstü, suç üstü yakalandılar çünkü bunun paniği var. Diyor ki çok çarpıcı bir bölüm okuyorum hocam. Evet, lütfen. Kılıçdaroğlu'nun kendi ölçeğinin çok üstünde bir özgüven patlaması yaşaması sizi şaşırtmıyor mu? İyi mi? Kanıtına bakar mısın? Hep bunu anlattık işte. Muhalefetin bir özgüvenli davranışa, bir hamleye, bir çıkışa ihtiyacı var. Onlar da çok şaşırmış. Yani Kılıçdaroğlu, ya siyasi cinayetler işleniyor. Uyarıyorum sizi. Kamuoyunu, emniyeti, adliyeyi, savcılıkları uyarıyorum. Toplumu uyarıyorum. Ve yönetenleri uyarıyorum sözünü bir özgüven patlaması olarak görüyorlar. Her konuşmasında herkese muhtıra verir gibi atıp tutması kendi gücü değil diyorlar. Hep başkalarının gücüyle iktidar olanlar tabii ki bunu kendi gücü, yani Kılıçdaroğlu'nun kendi gücünün olmadığını zanneder. Evet. Öyle değil ama kanıta bakar mısınız hocam? Çok özgüvenli evet. bulmuşlar. Devam ediyor. Diyor ki, Türkiye'nin siyasi tarihinde hiç böyle bir dönem, böyle yıkıcı bir ortaklık hiç olmadı. Darbelerde, olağanüstü dönemlerde bile siyasi dil hiç böylesine korkunç bir hal almamıştı. Hocam kimin siyasi dili korkunç Allah aşkına? Millete pislikler, çöplük, pislik, ruhu kara, alçak, şerefsiz, düşman, düşmanın kılıcını çalanlar, düşmanın kılıcını sallayanlar diye hitap eden kim? Muhalefet mi iktidar mı? Daha dur, bu gördükleriniz daha başlangıç diyenler, daha neler göreceksiniz diyenler, muhalefet mi iktidar mı? Dokunulmazlığın bile yok, dikkat et diyen, muhalefet mi iktidar mı? ...Meral Akşener'e... ...milletvekilliği dokunulmazlığına güvenme... ...diyen... ...Kılıçdaroğlu'na... ...muhalefet mi iktidar... ...tehdit eden kim... ...şimdi bir korkunç bir dilmiş muhalefetin... ...yaptığı çıkışı korkunç bir dil olarak değerlendiriyorlar... ...diyor ki... ...devletin, milletin... ...bütün kutsalları aşılmış... ...bütün ülkede... ...bütün... ...bütün ilkeler silinmiş... Acımasız siyasi görünümlü terör. Ne demek bu ya? Ne zamandan beri hukuk ve demokratik kurallar içinde yürütülen muhalefet siyasi görünümlü terör oldu? Ben buradan İbrahim Karagül eğer bir meczup değilse olmadığını düşünüyorum. Eğer bir e, kabus görmediyse, bir rüya görmediyse, eğer bir kanatı varsa bu siyasi görünümlü terör nedir? Onu açıklamak durumundadır. Evet, tabii. Değilse bu laflar, bu laflar provokatif toplumu kışkırtmaya dönük, toplumun bir kesimini diğer bir kesimine karşı kim ve düşmanlığa tahriktir. Başka bir şey daha söylüyor hocam. Atlayarak gidiyorum. Tabii, tabii. Tehdit dili, nefret dili ve kurgulanan şeyler dışında Türkiye'nin iyiliği için daha güçlenmesi için tek bir kelime yok. Hiç olmadı, olmayacak da. Vay canına tamamen yıkıma hazırlanmış bir cephe, tamamen batının çıkarlarına göre dizayn edilmiş bir yıkıcı yol haritası var. Türkiye'nin büyümesini, şahlanmasını, milletin gelişmesini, büyümesini ve zenginleşmesini engellemeye çalışıyorlar. Sayın Karagül'e sormak lazım hocam. 20 yıldır kim iktidarda Türkiye'de? 19 yıldır. Kılıçdaroğlu 19 yıldır Türkiye'yi yönetiyordu. Bizim haberimiz mi? Yok. Ya da Meral Akşener Türkiye'nin hazinesini, maliyesini, bütçesini, yatırımlarını dış politikasını yönetiyor da bizim mi haberimiz yok? Ülke şahlandı da birisi onun dizginlerinden mi çekiyor? Kim? 20 yıla getirdiğiniz yer bir iflas. Ekonomik bir iflas. Tek bir ağır sanayi ya da ileri teknoloji yatırımı yapmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bırakın bu büyüme şahlanma palavralarını. Milleti bir yıkıma, insanları halkı bir sefalete ve yoksulluğa, derin bir gelir adaletsizliği Çukuruna ittiniz. Devam ediyor. Türkiye'yi durduracağız diyorlar. Allah aşkına kim diyor hocam Türkiye'yi durduracağız? Türkiye'yi durduracak olanlar var mı? Kim diyor? 2023'ün, şimdi sıkı durun burası, burayla bitireceğim. 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. Nereden ne, biliyorsunuz? Ne bir dakika ne demek ya? Evet. Normal bir seçim olmaması evet. ne demek? İbrahim Karagül bunu yazıyor. Sıkı durun. 2023'ün normal bir seçim olmayacağını zaten biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Niye normal yapılmayacak bu seçim? Hükümet iktidar neyse hükümet yok artık iktidar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminiz adil, demokratik ve güvenlik içinde bir seçim yaptırmayacak mı? Devam ediyor. Çok sert bir hesaplaşma yaşanacağını zaten biliyoruz. Bakar mısın hocam? Çok sert bir hesaplaşma yaşanacakmış. Neyle hesaplaşacaksınız Sayın Karagül? Cumhuriyetle hesaplaşacaksınız. Laiklikle hesaplaşacaksınız. Milletin yarısından fazlasıyla hesaplaşacaksınız. İşte kaos planı bu. Evet. Ülkeyi yıkıma götürecek anlayış bu. Devam ediyor. Çok uluslu iradenin doğrudan müdahale edeceğini zaten biliyoruz. Devam ediyor. Daha şimdiden bu müdahale açık hale geldi. Ama daha ötesi var. 2023 seçimini beklemezler. Şartları zamanında olgunlaştırılabilir bilirlerse başka bir müdahale gelecek. Siyaset dışı bir saldırı gelecek. Türkiye'yi alt üst edip büyük bir karmaşaya sürüklemeyi göze almış bunlar. Bu sizin planınız işte. Bizim de şifrettiğimiz, açıkladığımız ve sizi suçüstü yakaladığımız, o nedenle hareket edemez hale geldiğiniz sizin planınız. Siz yaratıp bunu muhalefete yıkma hazırlığı yapıyorsunuz. Bu yazı, bu yazı bir itirafnamedir. Emin olun bu yazı bir gün karşınıza tarihin bir iddianamesi olarak da gelebilir. Tarihin. Öyle hemen savcılıkla. Savcılıkların zaten harekete geçmesi lazım da. Bu bir itiraftır. Hayır nedir bunlar diye çağırması lazım. Tabii. Nedir bunlar? Tabii. Evet. Bir şey daha söylüyorum evet, hocam, evet. bitiriyorum. Abi. Neymiş? Savunmada kalmak yenilmektir, intihardır. Harekete geçelim diyor. Önce biz saldıralım. Savunmada kalmak yenilgidir, intihardır. 20 21. yüzyıl Türkiye 21. yüzyıl için büyük bir çıkış yaptı. Her saldırıya karşı savunmada beklemedi. Daha da ileriye gitti gücünü yaydı, artırdı o saldırıları tek tek çökertti. Savunmada kalmak yenilgidir, intihardır. Aynen devam edecek. Şimdi bir kez daha gelecekler. 2023 öncesi bir şok dalgası daha olacak. Nedir bu şok dalgası? Sayın Karagül, Sayın İbrahim Karagül, ne demek istiyorsun sen? Bir şey söylemekte yarar var. Eğer bir iç savaş hazırlığınız varsa o kadar emin olmayın kendinizden. Onun nasıl sonuçlanacağı hiç belli olmaz. Eğer iktidarı bırakmamaya hazırlanıyorsanız, eğer masayı devirmek gibi bir niyetiniz varsa, o devrilen masanın altında ya da binanın altında kimin kalacağı hiç belli olmaz. Hiç kimse İsa peygamber değil. Bir yanağına vurulduğunda ötekini uzatacak hiç kimse yok bu ülkede. Bu ülke 70'li yılları yaşadı. Bu ülke bir iç savaş deneyiminden pratiğinden geçti. O yılları herkes bilir, yaşı uygun olanlar bilir ya da tarih onları kaydetti. Bu bu hocam millete şeydir. Bir tehdittir. Bizi tehdit ediyor. Demokratik muhalefeti, halkı tehdit ediyor. Yani muhalefet hareketini, muhalefetin çalışmalarını bir darbe, bir iç bir kargaşa bir kaos gerekçesi haline getirmeye çalışıyor. Darbeden daha fena diyor ya. Kim ne yapacak? En fazla miting yapacak. Kapalı salon toplantısı yapacak. Seçmenlerle görüşecek. Durum şudur. Değerli seyirciler, Türkiye'yi sakin bir biçimde, hiçbir provokasyona gelmeden ama aman provokasyon olur diye de mücadeleden vazgeçmeden Güvenlik içinde demokratik seçimlere götürmek lazım. Sandığı devirmeye çalışan mevcut iktidar ve bu siyasal İslamcılar. Burada gördüğünüz gibi seçimlere götürmek Türkiye'yi bugünün en önemli ve en demokratik görevidir. Seçimlere barış içinde. Barış içinde demokratik ve adil seçimlere barış içinde götürmek Şefaf. Şefaf. ve seçimin güvenliğini sağlamak Yüksek Seçim Kurulu dalaverelerine geçmişte olduğu gibi izin vermemek en büyük tarihsel ve demokratik görevdir. Hocam uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah, Buyurun. estağfurullah. Benim Şimdi, söyleyeceklerim ne? Evet, benimki zaten bir küçük hatırlatma yapayım. Demin Hollanda kökenli bir tercümeden söz ettim. Aman bir yanlış anlaşma olmasın. Yani o bir gelen tercümenin kökeni Hollanda'dan geldiği için öyle söyledim. Bu 10 büyük elçiliğin hepsi, Amerikan büyükelçiliğinin yayınladığı metni aynen yayınladı. Yani Hollanda da teyit eder diyor. O da onun bildirisinde de e, yani Türkçe İngilizce ama İngilizcesi aynı. İngilizcesi işte compliance eee evet. yani maintain compliance diyor. Sürdürür. Şimdi şöyle oluyor yani. Türkçe çeviride riayet etmeyi teyit eder var. Dikkat edin. Riayet etmeyi teyit eder var. Gerçek İngilizce ve metinde sürdürdüğünü teyit eder. Sürdürdüğünü teyit. Sürdürdüğünü teyit etmek. Başka şey teyit ederim, eder demek başka bir şey. Şimdi bu Business Turkey diye bir hesaptan bana bir şey, güzel bir Türkçe ile gelmiş. Tam tercüme şöyle oluyor demiş. Business Turkey hesabının sahibi. 18 Ekim açıklamasına ilişkin sorulara yanıt olarak. Bakın isteyen bunu kaydetsin veya yazsın. 18 Ekim açıklamasına ilişkin sorulara yanıt olarak sorular sorulmuş, yanıt veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi sürdürdüğünü belirtir. Bu kadar. Deydiler, belirtir. Çok ee, yani 41. maddesine riayet etmeyi sürdürdüğünü not ediyor. Olay budur. Bu kadar basittir ama bu tekrar edeyim. Bu bütün uluslararası anlaşmalarda, kriz çıkartan olaylarda, savaşı bitirirken belli karşılıklı tavizlerin işte verildiği bir yerlerde filan her iki tarafı veya üç tarafı filan tatmin edecek belli metinler, kelimeler üzerinde durulur. İngilizce kelimeler üzerinde durulur. Yani işte saldırdı mı, karşı mı bilmem buna şey mi söylüyor bir yani ciddi bir saldırısı mı var yoksa bir suçlama mı var filan diye özel olarak İngilizce kelimeler üzerinde çok durulur. Burada da aynı şey yapılmış. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın biraz evvel Yanardağ belirtti. Klasik memurlarının bence <laughs> başarısıdır. Ya nasıl çıkarız bu 10 büyükelçinin persona non grata olayından denilerek böyle bir çözüm bulunmuş. Karşı tarafta da edilmiş anlaşılmış böyle evet. bir metin hazırlanmış. Değerli seyirciler, bu İbrahim Karagül'ün yeni şafak gazetesinde de şifrettiği, yani ifşa ettiği istemeden kendi planlarıdır. Unutmayın, kendi planlarıdır. 2023 çok kesin, sert bir hesaplaşmaya sahne olacakmış. Savunmada kalmayacaklarmış. Savunmada kalan intihar edermiş, yenilirmiş saldırıya geçeceklermiş yani. Buyurun. Buradan siyasal iktidarı, savcılıkları, emniyeti, milli istihbaratı ve esas olarak da halkı, toplumu buradan uyarıyoruz. Böyle bir plan var. Böyle bir niyet var. En azından hiç değil. Böyle bir kafa var. Böyle bir kafanın olduğu kesin. Yazmış. Böyle bir kafa var. Şimdi hocam bir de Tugva'nın bir yemini var biliyorsunuz. Hani bu Tugva inançlı gençlik yetiştiriyordu, Türk gençliği yetiştiriyordu. Bir yemin töreni var ki değerli seyirciler. Bir cihatçı yemini, bir savaşçı yemini. Bir siyasi hareketin, bakın gençliğe öyle yurt bulan, bilmem tüy bütün gençliği kucaklayacak, inançlı, imanlı gençlik yetiştirecek falan bir yer değil. Orada... İhvan'ın kurucularından Ben Benna, Necip Fazıl Kısa Kırek gibi kişilerin fotoğrafları var. Siyasal İslamcı e, teorisyenler bunlar. Ben Benna hocam İhvan'ın yani Müslüman Kardeşler örgütünün ki Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri örgütleri listesinde onun teorisyenlerinden biri uluslararası İslamcı hareketin önemli isimlerinden biri. Evet. Tabii. Orada yemin ediyorlar. Arkadaşlar alt yazılı yemin görüntülerini verirseniz daha iyi olur bizim haberlerde kullandığımız. Şimdi orada diyor ki çok enteresan, çok enteresan. Allah, Kur'an, Peygamber ve Erdoğan. Başkomutan Erdoğan'mış. Rehber Kur'an'mış, Tanrı Allah. Havada, karada işte şu anda altyazıyla okuyorsunuz değerli seyirciler. Erdoğan'ın adını Allah, Kur'an ve peygamberle birlikte anıyorlar. Böyle bir dörtlü var. Sıralamaya bakar mısınız? Nedir? Sıralama? Allah, Kur'an, peygamber, Erdoğan. Dörtlü. şey gibi, Rabia'nın dördü gibi değil mi? Evet, evet, evet. Başkomutanmış ve neredeymiş bunlar? Keşmir'deymiş, Filistin'deymiş, İdlib'deymiş. İdlib'de kimin yanındasınız ya? İdlib'de İslamcı teröristler var. Kimin yanındasınız? Kimin yanındasınız? Silivri'de, Tuzla'da, Adalar'daymış bu arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz oralarda? Durum şu. Buradan bütün kamu yöneticilerine, bütün valilere sesleniyorum. Bir siyasi hareketin, siyasal İslamcı bir hareketin, Adalet ve, hadi bırakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yan örgütü, bir gençlik örgütü olarak çalışıyorlar. Ona siz bütün milletin vergileriyle oluşmuş bu ulusun kaynaklarından elde edilmiş gelirleri toplumun tamamına ait binaları arazileri veremezsiniz. Bir siyasi partinin gençlik örgütlenmesine bunu veremezsiniz. Bir siyasal İslamcı örgüt var karşımızda. Tugva gibi bir vakıf değil. Bir gençlik vakfı değil. Cihatçı bir örgüt var karşımızda. Buyurun. Buyurun işte. Buyurun yemin ediyorlar. Rehber Kur'an, Peygamber Hazreti Muhammed, Başkomutan Erdoğan. Evet. Durum bu. Dolayısıyla evet, evet. ortada büyük bir yasa dışı iş var. Ben bütün kamu yöneticilerini ve toplumu bir kez daha uyarıyorum. Ortada Tugva üzerinden hem devlette kadrolaşma hem milletin mallarını yağmalama olayıyla karşı karşıyayız. Valilikler veriyor ya binaları. Böyle bir şey olabilir Doğru. mi? Buyurun hocam gerçi evet. yani çok açtık Peki. süremizi ama evet. olsun. Evet. Buyurun. Ee, Buyurun. şöyle Buyurun. E, yani e, şu anda gene şeyden e, Twitter'dan geldi. New York Times'ın e, olayı yorumlayışı var. Uzatmayacağım. İngilizce metni de okumayacağım. Tabii onlar Amerika Büyükelçiliği'nin ve ötekilerin yayınladığı metin üzerinden yorum yaptıkları için benim burada açıklamaya çalıştığım e, olaylar üzerinden bir yorum yapmışlar. Merak eden New York Times'ın bu şeyine baksın, e, bu haberine bakabilir. Aynı bizim söylediğimiz gibi e, Erdoğan'ın e, step back diyor. Turkish, Turkish evet. President. Bir de New York Times'ın bir başka yorumu daha var. Bu 10 büyükelçinin ortak bildirisinin arkasında Biden'ın e, Biden iktidarının olduğunu belirten bir yorumu da var. Tabii tabii. New York yani Times. bunları herkes biliyor. Yani Neyse yani gene de işte e, durumu kurtardılar bugünkü iktidar. İçeriye böyle hate filan diye, dışarıya da ya işte bunu halledelim biçiminde böyle bir takım şeyler. Çünkü adım, Evet, evet. Bizden hemen sonra değerli seyirciler Evren Özalkış sunacak bugün. Biraz önce söylediğimiz gibi Tuncay Molla Veysoğlu biraz rahatsız. Daha doğrusu bir, çok önemli bir sorun yok ama e, kendisini karantinaya almış durumda. E, hemen e, Konuklarını söyleyelim arkadaşlar. Konuklarını bana iletirseniz. Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Evet, Ahmet Akın. Evet, Erdal Bey var. Kamuoyu Tele1 adına yapılmış, Tele1 için yapılmış bir özel kamuoyu araştırması. İlk kez anında manşette açıklanacak. Erdal Bey katılıyor. Erdal Akalın ve diğer konuklar olacak değerli seyirciler. Kaçırmayın. Bizden ayrılmayın. Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere değerli izleyiciler.